Aile Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği'nin ortak projesi Engelsiz Şehirler ve Fikir Proje yarışmasının ödül töreni düzenlendi. Emin Erdoğan da törene katılanlar arasındaydı. İnsanın sonsuz potansiyeli engellenemez, yeter ki gerekli desteği sağlayalım dedi. Verir hep bize. Yeşillikler, maviler gerekli hepimize. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2030 için hedef engelsiz Türkiye dedi. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına tam erişimini sağladığımızda engellilik halinin hafiflediğini hep beraber göreceğiz. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye. Toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla düzenlenen Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nın ödül töreni Pendik Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı. Birbirinden orijinal fikirler var. Ödül alsın almasın, katılım gösteren tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Her bir projenin ince fikir işçiliği olduğuna inanıyorum. Umuyorum hepsi en kısa zamanda hayata geçer. Kaldırımlardan park yerlerine, alışveriş merkezlerinden eğlence yerlerine kadar tüm fiziksel mekanlar, tüm engel grupları düşünülerek tasarlanmalıdır. Emine Erdoğan, insanların hayallerini gerçekleştirmesi için doğru koşullara ihtiyaçları olduğunun altını çizdi. İnsanın sonsuz potansiyeli engellenemez. Yeter ki gerekli desteği sağlayalım. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanına tam erişimini sağladığımızda engellilik halinin hafiflediğini hep beraber göreceğiz. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye. Konuşmasının ardından Emine Erdoğan, Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nı kazanan belediyeler adına belediye başkanları ve başkan vekillerine ödüllerini takdim etti. Ardından aile fotoğrafı çekildi. Ödül töreni burada...